güzel kumrularım yağmurlu bir günde elektrik tellerinde bekliyorlar onlar için aldığım mamalar bitti yani buğday işte kuş yemi veya bazen kırık pirinç kumruların pencereye gelmesi ve yem yemesiyle birlikte bu küçük serçeler de geliyor normalde gözümüzün önünde durmuyor nerede yaşıyorlarsa Kumrular geldiğinde bir bakıyorum bir sürü bir sürü küçük kuş da gelmiş. Kumrular da yavaş yiyorlar. Serçeler daha hızlı hareket ediyorlar. Ve bir anda yem bitiyor. Şu korkuluklarda onların canını çok acıtıyor. Çok üzülüyorum o yüzden. Böyle hızlı hızlı kanat çırpıyorlar ve bazen yaralanabiliyorlar. Bugün kumrular için mama yok ama bir parça ekmek koyabilirim pencereye. Onu da seviyorlar. Boş kalan kavanozu da hep gözümün önünde tutuyorum ki çarşıya çıktığımda onlar için mama alayım ve unutmayayım. Kavanoz burada. Böyle çeşitli yemler var. Kuşçuya girdiğimde kuşçu anlatmıştı bana. Mesela aspur, beyaz darı, birçok yem çeşidi var. Ama şu anda aklımda yok. Bugün böyle güzel güzel bitkilerle haşır neşirim çünkü kış mevsiminde yapılacak en iyi şeylerden bir tanesi bitkilerin şifasından faydalanmak. Tazesi ol, faydalı olduğu kadar kurusu da faydalı ve şifalı. Bunu bilim adamları da söylüyor artık kanıtlanmış. Bu güzel koku evimize şifa veriyor. kurutulmuş adaçayı. Tazesi de çok faydalı, kurusu da çok faydalı. Böyle yapınca kokusuyla beni mutlu ediyor. Soğan ve sarımsak bizler için şifalı. Ispanakla yaptığım tatlı İçerisinde irmik, ıspanak püresi, un, tereyağı, sıvı yağ, biraz şeker var. Bunları hamur yapıp şeritler yapıyoruz. Sonra kesiyoruz, pişiriyoruz. Soğuk şerbeti, sıcak tatlıları atıyoruz. Burada da kekik Yine böyle gün içerisinde kekikten küçük budamalar yapmak çok hoşuma gidiyor. Hem de bitki güçleniyor. Hem de şöyle çok güzel bir koku yayılıyor etrafa. Bunu da tütsü kabına atıyorum. O da bize şifa oluyor. Eski Türk filmlerinde hep görürüz böyle soğanlar, sarımsaklar asılır. Sanırım onların da böyle iyileştirici bir gücü var. Her ne kadar itici bir e, kokusu olsa da insanlar sevmese de ee, sanırım virüslere, bakterilere bunun kokusu bile etkili, vücudumuz için de çok iyi, en son Osman Hoca'nın programında izledik, sülfürü vücudumuz seviyor dedi, bu da kurabiye kalıbım ama bu şekli çıkartmak için epey un koymak gerekiyor ve sert bir kurabiye oluyor, ben de çok hoşlanmıyorum böyle sert kurabiyelerden, ekmek gibi olanlardan o yüzden ben daha kurabiye de bu şekli çıkartamadım Mutfakta var olan küf nedeniyle e, bazı araç gereçlerim de küf attı. Onlardan bir tanesi de bu. Sadece pişirmek, güzel yemek yapmak önemli değil. E, virüsleri, bakterileri nasıl bulaşı olduğunu bunları da bilmek önemli. Mesela bunların içinde. En önemlisi küfler, sporlar, mesela patates kabuğu, patatesin kabuğunda olan bu yeşillenmeler, filizlenmeler eğer doğru işlenmezse bize zehir olarak geri dönüyor. Yine içmeye kıyamadığım bu güzel dağ çayı, burada dağ çayı deniyor. Çok da uygun fiyatlı aslında böyle bir demeti 5 liraya 10 liraya satıyorlar. Bu da küflenmiş. Bu da çok üzülerek çöpe gidecek ama yine ondan bir şekilde faydalanacağım. İlaç yapacağım. Böcek ilacı yapacağım. Bir miktar Arap sabunu ve suyun içinde bu bitkiyi bekleteceğim. Daha sonra da mantarlı bitkilere püskürteceğim. Bu böyle küflendi. Şöyle bir adı çayım vardı. O öyle. Şurada yine bir bitki çayı vardı. Şurada yine bir bitki çayı. Böyle bir sürü bitki çayları alıyorum ama işte bunları muhafaza etmek de önemli özellikle aktarlarda e, bazı şeylerin ağzı açık satılıyor bu çok yanlış e, işte mutfakta olan bir küf bir şekilde geliyor ve bulaşıyor çıplak gözle çok iyi bakmak gerekiyor bazen görünmeyebiliyor ama şöyle elimizi değdirdiğinde belki geliyor bunu bazen işyeri sahipleri tozunu alır gibi alıyorlar ama önemli olan bu içindeki reaksiyon. Burada da benim minik hamurlarım var. Bunlar minik minik lavaşlar olacak. Böyle üstünü kapatıyorum yine rutubetten etkilenmemesi için. Kısa bir süre sonra pişecek bunlar. Bu şekilde bekliyorlar ama uzun süre bekleyecekse mesela bir ekşi mayalı hamur onu buzdolabına kaldırıyorum ve kapaklı bir yerde bekletiyorum. Kediciklerim bugün üşüyorlar. Hava soğuk. Birbirlerine sarılıyorlar. Evin içine geldiklerinde böyle neredeyse birbirlerinin gözünü oyuyorlar. Acayip kavga ediyorlar. Ama dışarıya çıkınca üşüdükleri için mecburen birbirlerine sarılıyorlar. Onlar için şöyle bir sandık koydum aşağıya. Minderler, atkılar koydum. Ama onlar ısrarla üst tarafta yatmayı seviyorlar. Üst tarafta bir soğuk oluyor. Balkondan soğuk geliyor. Perdeyi de çektim çok rüzgar gelmesin üşümesinler diye ama sonuçta açık alan ve üşüyorlar bu aralar yine tavuk çok fazla geliyor ve balkonu kirletiyor onun için de yapabileceğim bir şey yok havanın ısınmasını bekliyorum hava ısındığında yine karbonatlı sirkeli narenciye karışımını e, yüzey temizleyicilerle Balkonu yıkayacağım. Ama şu anda hava yağmurlu kapalı. Eğer balkonu yıkarsam. Kediciklerim hasta olur. Ee, ben de bunu istemiyorum. Çünkü hem maddi hem manevi olarak. Beni yoruyor. Şimdi burada. Rutubet izleri vardı. Onların bir kısmını sildik. Şu bölüm kaldı. Şu perdenin olduğu taraf. Orayı da. Daha sonra sileceğiz. Çünkü. Eee musluktan dolayı Çeşmeden dolayı oraya uzanmak biraz zor oluyor Ve çiçeklerimi Yerleştirdim oraya çünkü e, Bitkiler havadaki Bu sporları Bazı Gözde görünmeyen molekülleri Absorbe edebiliyorlar yani e, oksijen alırken Ya da işte yapraklarındaki Bazı özel bölümler sayesinde tolere edebiliyorlar. Bize sağlık olarak geri dönüyor bitkilerin evimizde olması. Ama e, havalandırılma olmazsa onlar da zarar görüyor bir şekilde. Çünkü onlar da bir organizma. Onların da hücreleri var. E, Nefes almaları gerekiyor. Gıda almaları gerekiyor. Burada güzeller güzeli Sardunya. Bazen böyle küçük budamalar yapıyorum. Mesela bu artık geçmiş. Şöyle şuradan mesela bir yaprak alıyorum. Şurada buz çiçeği, şurada yine hanımeli ve yağışan, şurada salon bitkisi, yine şurada Arap saçı. Ama tabii ki sadece bitkiler etkili değil iyi bir şekilde bu rutubeti temizlemek ve kurutmak gerekiyor bu bağlamda en çok karbonattan e, fayda sağlıyorum karbonatı sirke ile karıştırıyorum ve bu küflü alanları siliyorum ama dikkat etmek gerekiyor çünkü duvar boyasının içinde bazı kimyasallar var mesela şu anda ilk aklıma gelen formaldehit e, yeni badana yapıldığında ev yeni boyandığında böyle bizi rahatsız eden bir koku olur İyi havalandırmak lazım İşte bu kimyasallar özellikle endüstriyel boyalar Kireç haricinde olanlar e, Sağlığımıza zarar verebiliyor Onun için e, duvarı böyle karışımlarla silerken Birkaç kimyasalı karıştırırken dikkat etmemiz gerekiyor Duvar boyasıyla e, reaksiyona girebiliyor Mesela ben en son bulaşık deterjanı Deterjanı Sirke ve karbonatı karıştırdım duvarı sildiğimde böyle tuz ruhu gibi bir e, madde çıktı ortaya öyle bir koku çıktı o da beni çok rahatsız etti. Yani denemek lazım boyanın içinde neler var hangi maddelerden üretilmiş içeriğini e, öğrenmek gerekiyor. Yine bazen çamaşır suyu kullanıyorum perosta Türk malıymış e, güzel temizliyor. Şurada yine kabak lifim var. Bu sene zar zor kuruttum böyle. Çok verimli bir yıl değildi. Küçük. Bazen de boraksla temizlik yapıyorum. Boraksı sulandırıyorum. Burada da bulaşık makinesi deterjanı. Bu yine Türk malı. Eti maden tarafından üretilmiş. Böyle Bulaşık makinesi için aldım bunu denemek için yanında bir parlatıcı vermişler. Bence gereksiz böyle çok da kaliteli bir plastikten yapılmış. Yani tüm dünya plastiği azaltalım diye kampanyalar yapıyor çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda yerli ve milli olan bir temizlik ürünü daha az plastik kullanarak hizmet sunabilir diye düşünüyorum o parlatıcıyı kullanmadım zaten şu anda hiç kimse kullanmıyor duşa kabine falan siliyorlar temizlik yapıyorlar herkes sirke kullanıyor bulaşık makinesinde ya da hiçbir şey kullanmıyor şimdi bunun üzerinde şöyle bir white var 41 yıkama diyor ben de merak ettim acaba 41 yıkama doğru mu diye ve ölçüm yaptım hangi tarihte başladım şöyle duvara da yazdım Şöyle bir poşet bırakıyorum bu arada buraya. İşte e, evde çıkan geri dönüştürülebilir atıkları buraya bırakıyorum. Yine eski bir atletten şöyle gelişi güzel diktiğim bir torba. Buraya da yine poşetleri bırakıyorum ve alışverişe çıkarken hemen buradan alıyorum. Aramıyorum nerede diye. Şöyle duvara yazdım. Bunları tahta kalemiyle yazdım. Çok kolaylıkla siliniyor. 23 Aralık'ta başladım. Ve ee, artık duvar bitti bir de yemek buharından onların çoğu silindi sonra kağıda geçtim yine 24 Ocak'ta bitti bu arada tabi e, birden fazla mı aynı gün içerisinde birden fazla e, yıkama yaptığım günler de oldu onları da şu şekilde işaretledim o da ııı e, Kaç tane oluyor? Yani yaklaşık bir 10-11 defa aynı gün içerisinde toplamda yıkama yaptım. Bu e, süre zarfında yani 23 Aralıktan 24 Ocağa kadar e, aynı gün içerisinde toplam 2 kere çalıştırdığım sayı 11. Ve böylelikle e, deterjan vaadini gerçekleştirdi, yani doğru söylüyorlar. Hatta şöyle bir miktar arttı. Ama e, bunun sebebi ben daha önce bulaşık makinesinin deterjan gözüne az deterjan koymamdan kaynaklanıyor. Yani şurada iki çizgi var. Şurada bir çizgi, bir de bir üstünde daha fazla e, deterjan alımını gösteren çizgi ben bir altına eklemiştim deterjanı o yüzden de artmış olabilir e, temizliği de şöyle e, sık sık duyuyoruz doğal temizlik işte ısı yardımıyla temizlik e, doğal olduğu için petrol türevleri fosfat ve parfüm içermez doğru e, doğal bir ürün içindekiler diyor %5 tire 15 disodyum Tedra, borat, dekahidrat, ee, %5 noniyonik yüzey aktif madde, enzim, potasyum, sorbat diyor. Ee, doğal, doğala yakın. O yüzden de e, diğer kimyasal temizleyiciler kadar çok iyi temizlemiyor. Öncesinde ben bulaşık makinesini hep bir e, iki numaralı göstergede yıkıyordum. Yani ekonomik program oluyor. Ee, 50 derecede yıkıyor. Ama bu deterjanı aldıktan sonra 4'te yıkamaya başladım. 4'te yoğun 70 derece oluyor. Ee, 3'te kısa program oluyor. 58 dakika 60 derecede. Yani e, temizlik yapmak istiyorsak ısıdan yardım alıyoruz. Bu sayede daha az kimyasal kullanıyoruz. Zaten şu anda gündemde herkes bu virüsten dolayı buharlı temizleyiciler, işte buharla dezenfektanlara yöneldi. Özellikle koltuk, cam temizliği, çocukların oyuncakları gibi şeylerde çok fazla kullanıyorlar. Şimdi gelinim geldi ve kızcağız böyle şaşırdı. <laughs> yani hani e, sıradan bir şey değil çünkü bu şekilde bir çetele tutmak ama ben e, kullandığım ürünlerin takibini yapmayı seviyorum. E, ve böyle bir çizelge tuttum. Deterjanın söyledikleri doğru. Tekrar alır mıyım? Evet tekrar alacağım ama o parlatıcı olayını beğenmedim. Boşu boşuna plastik ve çevreye zararlı. Yani şu boyutlarda küçük bir kap vardı. E ne oldu? Şimdi biz onu numune olarak veriyor, onu işte hediye olarak veriyor. Onu kullandık bir iki defalık. Ondan sonra attık çöpe. Yani şunları bile almak istemiyorum ama bulaşık içinde mecburen almak zorundayız çünkü su tasarrufu da yapmak zorundayız. Yine mutfaktan çıkan soğan kabukları bunlar çok gündemde. Her ne kadar plastikleri sevmesek de bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü kolay taşınabiliyor, hafif, ucuz. Mesela şunu marketten 6 liraya aldık. Ama önemli olan işte böyle e, hayvanların yaşadığı yerde ya da işte insanların apartmanlarından çıkıp nefes almak için gittikleri yerde Bunların olmaması gerekiyor, temiz alan olması gerekiyor. Bazı insanlar duyarlılık yapıyor, topluyor, ama bir bakıyorsun ki arkadan başka insanlar çöplerini döke döke gitmiş, yani kendilerine gündem yapmak için, konu çıkarmak için, malzeme çıkarmak için ya da ne bileyim makale yazmak için böyle şeyleri yapıyorlar. İşin üzücü tarafı bu bir defa değil, bu tarih boyunca böyle olmuş. Birileri yapıyor, onarıyor, tamir ediyor. Birileri de bozuyor. Belki de dünyanın düzeni böyle. Ama açıkçası bu bana saçma geliyor. İnsanlık bir adım ileriye gitmek varken, dünyayı güzelleştirmek varken niye kendine kısır bir döngü yaratıyor ve o döngünün içinde dönüp duruyor bana bu? Hayvanlardaki davranış bozukluğunu hatırlatıyor. Böyle bazı hayvanlar kendi kuyruğunu yakalamak için habire döner ve sonuç alamaz. Toplumda gördüğüm, şahit olduğum bazı şeyler de bana bunu anımsatıyor. Yani kendi kuyruğumuzu yakalamaya çalışıyoruz. Daha az plastik kullandığımızda daha az çöp çıkacaktır ve çöp toplayıcılığı diye bir meslek olmayacak. Ben insanlara yakıştıramıyorum. Özellikle bazı ırk, bazı mahalle, bazı ailelere verilmiş bu görev ve insanlar böyle kanıksamış şu mahallede oturanlar çöp ayıklar şu ırka mensup insanlar çöpleri ayrıştırır işte şu aileye mensup onlara akraba olan insanlar çöpçüdürler gibi yakıştırmalar yapıyorlar ama 2021 yılı insanı böyle olmamalı çöp karıştırmamalı insan onuruna yakışır şekilde yaşamalı ve herkes hak ettiği şekilde sevilmeli sayılmalı umarız bir gün öyle olur. Daha az plastik kullanmak için aldığım önlemlerden bir tanesi kullandığım poşetleri temizlemek, kurutmak ve kuruturken yine böyle bir araçtan yardım alıyorum. Aşağıya su akıyor bazen. Onu da şöyle küçük bir bezle hallediyorum. Yani e, çözümü çok kolay. Bu da bazı insanlara garip geliyor. Ne var ki kaç para kaç kuruş işte al al al. Yani buna en çok da köylüler yapıyor. Abla al 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 al. Aslında hani e, Nasrettin Hocam isali kendi bindiği dalı kesmek gibi bir şey. Ne kadar plastik o kadar sularımız kirlenecek. Ne kadar plastik hayvanların ve insanların sağlığı o kadar çok etkilenecek. Yapılan araştırmalarla artık Dünyaya yeni gelen çocuklar bile vücutlarında e, petrol türevi kirlilikle doğuyorlarmış. Umarım anne adayları, anneler bunun farkına varırlar ve daha az plastik tüketerek, daha çok bitki yetiştirerek, yerel tohumlarımıza sahip çıkarak dünyaya güzel bir e, dikili ağaç bırakırlar. Bazen ağaçlar somut olmak zorunda değil. Beyinlerimizde yeşeren güzel fikirler de dallanıp budaklanarak koca çınarlar olabilir. O koca çınarları inşa etmek bazen küçük bir mutfaktan, bazen laboratuvardan, bazen de bir kalemden çıkıyor. Onun için insanoğlunun yaptığı güzel olan her şey çok değerli ve bir diğer nesilin yaşam standartını yükseltecek kadar önemli.